Yok anam, tövbe, bir daha içme. Ay, şu kadarcık içtim ama yine de baş ağrısı yaptı. Of. Baban nerede? Yürüyüşe çıktı. Sen de biraz hava alsan iyi gelir. Hiç halim yok. Anne, bugün Oğuz'la alışverişe çıkacağız biliyorsunuz. Özellikle istediğiniz bir şey var mı? Ne aldırayım Leyla'ya? Bilmem. Bir tane pranga aldır. Zincir. Aa evet, altın zincir aldırayım. İyi hatırlattın. Sana eğlence çıktı değil mi? Nasıl da mutlu oluyorsun böyle durumlardan. Yine başlıyoruz galiba. Ay susun Allah aşkına. Ay, huzursuzluk çıkarmayın. Kafam kazan gibi zaten. Oh. Babanız geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Annen kalktı mı? Evet. Hoş geldin Ali Rıza Bey. Soğuk değil mi dışarısı? İyi. Baba, annem dün geceyi anlata anlata bitiremiyor. Gerçekten Metin Şentürk'le şarkı mı söyledin sen? Hayır. Aa ne var? Anlattım işte. Ay çocuklar, görseniz. Öyle içten, öyle samimi bir çocuk ki. Ne güzel. E nasılsa artık tanışıyorsunuz. Düğüne de davet ederiz. Rica edersek orada da şarkı söyler. Düğün falan olmayacak. Ay niye baba? Bir de niye diye soruyor musunuz? Düğün olmayacak dedim. Büyük bir şey değil. Bizimki gibi yaparız. Hem annem de görmek ister kızını. Söyledim Ayri'ye. Böyle bir düşünceniz varsa aklınızdan çıkarın. Ama yok canım, ne düşüncem olacak? Ay ben böyle bir şey mi söyledim Ferhunde? Aa. Ne düğünü canım? Beni de zor durumda bırakıyorsun. Ben alttan aldıkça, nasıl olsa anlaşılır diye sessiz kaldıkça bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Ne kadar unutulmuş olsa da ben hala bu evin babasıyım. Lütfen herkes lafını tartarak konuşsun. Adım atmadan önce basacağı yere dikkat etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Ne çabuk halloldu işiniz, bak maşallah. Aman nazar değmesin. Şimdi ne yapıyoruz? Eve dönelim. Şaşırdın galiba, daha alışveriş yapacağız. Ne alışverişi Ferhunde abla? Ben hiçbir şey istemiyorum. Sen ona bakma Ferhunde, yani bize yardımcı ol. Ne gerekiyorsa yapalım. Hiç eksiğimiz kalmasın. Aferin Boğuz. Önce gelinlikle başlayalım o zaman. Ben gelinlik falan istemiyorum dedim Ferhunde abla. Nasıl olsa formalite nikahı olacak. Evleniyoruz Leyla'cığım. Yani karım olacaksın. Bak birlikte yaşayacağız. Formalite ne demek ya? Yani gerçekten evleniyoruz. Gelinlik giyeceksin, uzatma. Hadi üşüdüm, araba nerede?
bana da bunları almış. Kumaş. İyi, aferin. Herkese ayrı ayrı hediye almış. Ay çabuk bak da kaldıralım. Ali Rıza görmesin kızı. Tamam, kaldır. Al. Ay şu halimize bak. Ay bunun bile keyfini süremiyoruz. Ne talihsiz kadınmışım ben yarabbim. Öyle deme kardeşim. Allah beterinden korusun. Aman beteri olmasın. Hiç kaldıramam evlerden ırak. Ailesiyle tanıştınız mı? Yok Nehir'cim. Ay Ali Rıza Bey öyle bir samimiyeti olsun istemiyor. Ferhunde anlattı. Galiba bir annesi bir de kız kardeşim ne varmış. Oh, düğünde görürüz artık nikahta. Oo, şunların markasına bak. İyi yerlerden almış. Ya evet. Ha, durumu çok iyi. Ay bana bak ne olur dua et de mutlu olsunlar. İnşallah, inşallah. Hiç belli olmaz. Evi var, arabası var, parası pulu var. Ya Nehir'cim her işte bir hayır vardır diyorum inan ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ali Rıza Bey? Sağ olun. Duydu mu acaba? Ay öyle demek istemedim ki anacığım. Bundan sonra iyi olsunlar istiyorum. Bütün derdim bu. Ben biliyorum kardeşim. Hiç anlatma. Fikret. Gel konuşalım. Otur şöyle yanıma. O günden beri benimle doğru dürüst konuşmuyorsun. Leyla'nın o adamla evlenmesine göz yummanı kabul edemiyorum. Bilmediğin çok şey var baba. O adam 5 para etmez pisliğin teki. Bütün bunları başından beri ben söylemedim mi? O Sansar'ın etrafımızda dolaşmasını hiç istemedim ki. Kızım çok büyük bir hata yaptı. Herkes hak ettiğini yaşar Fikret. Leyla'ya istesem de bu kadar büyük ceza veremezdim. Kendi cezasını kendi buldu. Gitti o adama teslim oldu. Hiç mi üzülmeyeceksin baba? Yarın öbür gün mutsuz olup kapına geldiğinde ne diyeceksin? Açmayacak mısın o kapıyı? Kendin ettin kendin bul mu diyeceksin? Şevket'in Ferhunde ile evlenmesini de hiç istemedim. Kendimi öldürürüm diye tehdit etti. Annem bir taraftan, o bir taraftan. Al işte evlendiler. Zaman içinde ne demek istediğimi Şevket bile anladı. Ama ne çare. Sonuçlarını hepimiz yaşıyoruz. Leyla daha kötüsünü yaptı. Başımı yere eğdi. Utandırdı. Söylemiştim. Aman demiştim. O adamın adını bile bu evde duymak istemiyorum demiştim. Buna rağmen dinlemedi beni. Hiçe saydı. Şimdi ne yapayım Fikret? Ha? Söyle bana. Leyla kendini teslim edecek kadar tutsak olmuş o adama. Tutki evlenmediler. Tutki izin vermedim. Peki ne olacak? Bu durumda mutlu olabilecek mi? Ha? Zaman her şeyi değiştiriyor baba. Mutsuzluklar derinlere gömülebiliyor. Zaman zaman sızlasa da geçmiş unutulabiliyor. Bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü kendimden biliyorum. Leyla konusunda kendince haklı olabilirsin baba. Ama ben hak veremiyorum. Kusura bakma.